Herkese merhaba. Bu videoda size yine bir mini torna tezgahı yapımını göstereceğim. Ayrıca püf noktalarını da videonun içerisinde anlatmaya çalışacağım. Gelin lafı uzatmadan hemen projeye başlayalım. Öncelikle ana gövdeyi yaparak başlayacağım. Mini torna tezgahının ana gövdesi ve fener midi kutusu için 12 mm saç kullanmaya karar verdim. Bu tezgahta 80'lik aynı bağlamayı düşünüyorum. Tezgahın boyu ise yaklaşık 300 mm'ye kadar olacak. Ana gövde parçalarını keserek işleme başlayalım. Fener milinin geçeceği deliği açmak için fener mili kutusunun ön ve arka tarafını işaretleyerek tornada bu parçaları öncelikle deleceğim. Bu arada kanalımın Instagram hesabını takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca projelerin devam edebilmesi için YouTube'un olanaklarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyanlar için iletişim kanallarım bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Kepekli aynayı parçaya eksentrik olarak bağladım. Hizayı almak için döner puntanın ucunu kullanmak istiyorum. Böylece parçanın üzerindeki nokta fener miliyle düzgün şekilde merkezlenmiş olacak. Bu tezgahta 20 mm çapında bir fener mili kullanmak istiyorum. Bu yüzden fener mili kutusu üzerindeki deliğin çapını birazcık daha büyük açacağım. 25 mm çapında açmayı planlıyorum. Böylece tezgahı gönyeye alırken fener milini 3 eksende hareket ettirme şansım olacak. Bu fener mili ekseni ile gövde eksenini paralel hale getirmek için gerekli. Parçalar hazır olduğuna göre gönyeyi alıp parçaları ana gövdeye kaynatabilirim. Böylece ana gövde ve fener mili kutusu hazır hale gelmiş olacak. Bu projede fener milini yataklarken konik rulmanlar kullanmak istiyorum. Az önce de dediğim gibi düzgün yataklama için rulmanları bu parçalara monte edeceğim. Şimdi bu parçaları işaretleyip tornada rulman yuvalarını hazırlayacağım. Kullanacağım rulmanların iç çapı 20 mm, dış çapları ise 47 mm. Şimdi uygun boyutta delikleri hazırlayacağım ama bu parçaları tek tarafının kapalı olacak şekilde tornalamak istiyorum. Böylece rulmanın arka tarafı bu parçaya dayanacak. Ayrıca her iki parçada fener mili kutusuna vidalanacağı için uygun ölçü alarak vida deliklerini de hazırlamak istiyorum. Tabii bu parçalar üzerindeki nihai delik çapı da 25 mm olacak şekilde hazırlayacağım. Bahsettiğim arka tarafı kapalı olan
parça bu şekilde olacak. Burada bir tane fatura oluşturdum. Hurmanın arka tarafı bu faturaya yaslanacak. Rulmanları tamamen sıkı şekilde girmesi gerekiyor bu deliklere. Bu deliklere rahat girebilmesi için parçaları ısıtıyorum sıcak hava tabancasıyla. Rulmanı da derin dondurucuya koydum. Bu ısıttığım parça genleşecek, soğuyan rulman ise büzüşecek. Parçalar bu şekilde birbirine çok daha rahat iç içe geçmesi gerekiyor. Rulmanları monte ettiğime göre sıra bu flaşların deliklerini açmaya geldi. Fener milli kutusu içinde cıvata deliklerini açtım. Şimdi montajını yapacağım. Bu flanşlardaki delikleri olması gerekenden %30 daha büyük açmak gerekiyor. Torna tezgahı bittiği zaman bu flanşların cıvatalarını gevşetip fener milli eksenini gönyeye alma işi bu sayede gerçekleşecek. Ben projede metrik 6 alt köşe cıvata kullanıyorum. Şimdi fener mili ve flanşı yapacağım. Bu parça grubu torna tezgahının en hassas ve önemli parçası olacak birleştiği zaman. Önce aynı flanşını yaparak başlayacağım işe. 100 mm çapında bir parçayı tezgahıma bağlıyorum ve tornalamaya başlayacağım. Fener milinin flanşa geçmesi için 17 mm çapın yeterli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ucu 17 mm'ye düşürmem gerekecek. Flanş hazır olduğuna göre fener milinin yapımına başlayabilirim. Bu boruyu 20 mm çapa düşüreceğim. Uç kısmı ise flanşa girebilmesi için 17 mm olacak. Rulmanların iç çapları bu fener miline sıkı geçeceği için çok hassas ve hata yapmadan parçayı tornalamak gerekiyor. Rulmanlarımızın iç çapı neydi? 20 mm. Dolayısıyla bunu sıfır geçebilmesi için tam 20 mm çapa inmesi gerekiyor.
Şimdi fener milini kesip arka tarafına metrik 0.10'da 75 diş açmak istiyorum. Tabi bunun için fener milinin arka tarafını da 19 mm'ye düşürmem gerekiyor. Parça bittiğine göre şimdi buna bir tane de somun yapmak gerekecek. (Gülüyor) 30 mm çapında bir parçayı deldim. Şimdi bunun içine de diş açacağım. Her şey hazır. Şimdi montaj zamanı. Çok düzgün ölçü aldığımı düşünüyorum. Eminim bütün parçalar birbirine eldiven gibi uyacak. Önce rulmanları fener miline çakacağım. Evet, bugün bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki videoda fener miline salınımını giderip fener miline aynayı monte etmeyi göstereceğim ben size. Tabi flanşın üzerine fatura açacağız. Çok ilginç konuları önümüzdeki bölümde değineceğiz aslında. Beni şimdiden sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.